İlk kez bir Türk iç mimar önemli bir başarı, hem de Milano'da. Bir Türk iç mimar Ayhan Güner'i Milano'da tasarım ödülü aldı. İstanbul Florya'da bir tasarım ofisi. Mimar Ayhan Güner'i ve ekibi yeni iç mekan tasarımları üzerinde çalışıyor. 2000 yılında kurulan ofis bu sene Avrupa Birliği'nin en önemli tasarım ödüllerinden A-Design Awards'tan 4 ödülle birden döndü. Ayakkabı üreticisi Euromar için tasarladıkları 3 ayrı showroom projesi Güner'i'ye 4 ödül birden getirdi. Bir showroom neredeyse uzay filmlerini anımsatıyor. Diğeri ise ahşap tonlarında. Showroom deyip geçmeyin. Ticari hayatın en kritik kararları için şirketler artık ürünlerini sergiledikleri bu devasa salonlara daha çok özen gösteriyorlar. Burada tasarımcının başa çıkması gerektiği konu marka ile kullanıcı arasında duygusal bir bağ kurabileceği mekanlar oluşturmaktır. Ticari mekanlar, özel mekanlara kıyasla baktığımızda kullanıcıları daha geniş bir kitle olduğu için bu mekanlar için yine ürüne ve markaya odaklı çalışmalar yapmak doğru bir yöntemdir. Güner'in ilk tasarımı 2 dalda altın, diğer ikisi de birer gümüş ve bronz madalyayla döndü İtalya'dan. Milano'daki törene Türkiye'nin Milano Başkonsolosu da katıldı. İç mimari ve tasarım alanındaki bu başarı pek çok genç tasarımcıyı cesaretlendirecek türden. Peki Türkiye'de iç mimarinin en zorlandığı noktalar neler? Bir şey çiziliyor ama çizilen bir şey hayata geçmediği sürece artık sadece bir tasarım konsept projesi olarak kalıyor. Güner'i özellikle alışveriş merkezi, otel, showroom gibi ticari mekan tasarımları açısından Türkiye'nin çok daha ileri gideceğini düşünüyor. Bu noktada biraz cesaretli olmak lazım. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Çünkü ilk yapılan her şeyde hata olasılığı vardır ama bu demek değildi ki yaptığınız her şey hatalı olacaktır. Onu tasarım safhasında çözebilmek lazım. Ayhan Güner'i ve ekibi şimdi bir yandan İstanbul'un değişen çehresindeki ticari mekanlara hareket getirmeye hazırlanırken Londra'daki Türk girişimcileri için de tasarımlar yapıyor.